mümkün. Bir gelelim yurt dışı yapalım. Yurt dışında Ekvator'u gördünüz mü bilmiyorum. Ya işte bakınız. Ekvator gibi ülkelerde işte Ekvator, Meksika, Brezilya, Kolombiya bunlar biliyorsunuz böyle kartellerin olduğu, mafyaların, onların bunların olduğu, ekonomilerin kötü olduğu ülkelerden biri. Ekvator fena karıştı. Görüntülerin hepsini izleyemezsiniz. Ahmet bana atmış. Onları vermemiz mümkün değil. Onları vermemiz mümkün değil. Adamı asıyor, adamın kafasına silah dayıyor, bilmem ne. Yok dinamiti öldürüyorlar, dinamiti alıyor adamın ceketinin cebine koyuyor, televizyon basıyor. İşte her şey bu adam yüzünden oldu diye tahmin ediyorum ben. Bu önemli bir Ekvator'da önemli bir mafya babası. İşte bakınız, ülkeyi mafyalara, çetelere bıraktığınızda teslim ettiğinizde olan bu. Bu ülkelerin ortak özelliği ne biliyor musunuz? Bunların ekonomileri kötü. Rüşvet almış gitmiş, yozlaşma, çürümüşlük her şeyiyle var ve işte bunun sonrasında toplum, siyaset yozlaşmış, toplum da yozlaşmış, toplum çıkış arıyor ve maalesef bir gelir adaletsizliği var, eğitim adaletsizliği var, toplumsal bir adaletsizlik var, mafyalar ülkede cirit atıyor. Çünkü güvenlik de bozulmuş. Çünkü hiçbir şey işlemiyor, her şey bozuk. İşte böyle bir ortam içerisinde Ekvator fena karıştı. Kafa kesenler, asanlar, şunlar bunlar aşağı yukarı 3000'den fazla polis ve ordu sokağa indi ve şu anda çetelere karşı, yanlış duymadınız, mafyaya karşı mücadele veriyorlar. Mafyaya karşı mücadele veriyor. Adamın elinde roket atar vardı ya. Roket atar vardı, yanlış duymadınız. Ve bu şekilde mücadelelerini yapıyorlar. Naboa var, Ekvator'un devlet başkanı, silahlı iş çatışma hali ilan etti ve çetelere karşı mücadele veriyoruz. Bakın, eğer gerçekten Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı kalsaymış o görevde, Süleyman Soylu olarak bizim de başımıza böyle tip olaylar gelebilirdi. Çünkü çeteleri ülkeye davet ediyorduk. Çünkü ülkeyi, çeteleri değil de sermayeyi ülkeye davet ediyorlardı. Onun sorumlusu Süleyman Soylu değildi. O varlık barışıyla paranı ben neredeyse paranı getir kardeşim buraya, ben sana bunun hesabını sormayacağım, nereden buldum demeyen, işte böyle yasalar çıkarıldı. Erdoğan hükümeti çıkardı bu yasaları ve o yasalar sonrasında insanlar her türlü ak parasını, kara parasını, çirkin parasını, pis parasını, kana bulaşmış parasını, insan ticaretine bulaşmış parasını, legal olmayan her parayı Türkiye'ye getirdiler. Onunla birlikte onun sahipleri de Türkiye'ye gelmeye başladı. Yani çeteciler, uluslararası mafya, o sudur, bu sudur. Daha işte Hollanda mafyası, Sırbistan mafyası, ne bileyim Kolombiya mafyası, Avustralya mafyası, Almanya mafyası, Gürcistan mafyası, Arnavutluk mafyası, Hırvatistan mafyası, Sırbistan mafyası, hepsi. Hepsi, atmıyorum ben bunu kafadan. Bunların hepsini zaten biliyorsunuz Ali Yerlikaya da gösterdi. İşte bakın, Türkiye bu noktaya doğru gidiyordu, Ekvator'a. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı ekonomik düzeyde bir ülkeyiz. Biz de berbat durumdayız. Siyaset berbat durumda. Pespayelik var, yozlaşma var, çürüme var. Siyaset yozlaşmış, çözüm hiçbir şey olmuyor, çözüm bulunamıyor. Hep böyle geçici çözümler. Yani işte aman halledelim ama yamalı bohça olmuş bir sistem ve sonunda ortaya çıkan tablo. Bu tabloda biz de Ekvator gibi olabilirdik. Ama Ali Yerlikaya Allah'tan şu anda bir şeyler yapıyor. Bu buzdağının üstünü mü şu anda tıraşladı? Buzdağının altı duruyor mu onu bilmiyorum. Her zaman tetikte olmak gerekiyor. Yani bizim Ekvator'dan da çok bir farkımız yok. Onu da size söyleyeyim. Yani çeteleşme, mafyalaşma anlamında.